Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. 8. günün rengarenk menüsü ile sizlerle birlikteyim. Hadi isterseniz hemen tariflere başlayalım. İlk olarak taze tarhana çorbası hazırlayacağız. Bunun için 3-4 su bardağı yoğurdu bir mikserin içerisine aldım. İçine bir adet yumurta kırıyorum ve bir yemek kaşığı da un ilave edip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bir tencerenin içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar kıymam var. Onu hemen kaşığın arkasıyla ezerek güzelce kavuruyorum. Kıyma suyunu çekene kadar pişiriyorum ve ardından 1,5 yemek kaşığı karışık salçayı kıymanın üzerine ekleyip salçanın o güzel kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bir yemek kaşığı da naneyi ilave edip birkaç dakika daha kavurup ocağın altını kapatıyorum ve tencereyi soğumaya bırakıyorum. Tencerenin ilk sıcağı çıktıktan sonra içerisine bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyu ilave edip kıymayı soğutuyorum. Ardından hazırlamış olduğum yoğurtlu karışımı yavaş yavaş tenceredeki karışımı karıştırarak ekliyorum. Ve çorbamız kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra tuzunu ilave ediyoruz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve 5 dakika daha kaynatıp ardından altını kapatıyorum. Eğer kıvamı koyu olursa kaynadıktan sonra sıcak su ekleyerek kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve mis kokulu taze tarhana çorbamız artık servise hazır. Şimdi sırada ana yemeğimiz var. Bugün somon balığı pişireceğiz. Somon balığının en kolay ve en lezzetli haliyle yapacağız. Bunun için bir tavaya bir yemek kaşığı kadar yağ aldım. Somon balıklarını güzelce temizledim ve yıkadım. Şimdi üzerine sadece tuz ve karabiber serpip tavaya yerleştiriyorum. Somon pişirmenin en kolay ve en lezzetli yöntemlerinden bir tanesi tavada somon yapmak. Nar gibi kızaracaklar ve lezzetiyle de mükemmel olacak. Diğer parçaları da aynı şekilde tuzlayıp biberliyorum ve iki yüzü de kızarana kadar şimdi balıklarımı pişireceğim. Kontrollü şekilde altı kızardıktan sonra diğer yüzlerini çeviriyorum. İki spatula kullanırsanız daha kolay olacaktır çevirmeniz çünkü büyük oldukları için bazen zor olabiliyor. Ve güzelce kızardıktan sonra artık balıklarımız da servise hazır olacak. Bu güzel balığın yanına tabii ki salata hazırlayacağız. Salata olmazsa olmaz. Güzel bir avokado salatası yapacağız şimdi. Bunun için bir tane olgun avokadoya ihtiyacımız var. Onu da nasıl anlayacağız derseniz, bastığınız zaman avokadonun eti parmağınızın altına yumuşak geliyorsa avokado olgun demektir. Avokadoyu ortasından bir bıçak yardımıyla çevirerek keseceğiz. Ve ardından çekirdeği zaten kendiliğinden çıktı. Eğer çıkmazsa çekirdeğini çıkartın. Sonra avokadonun kabuğu ile eti arasından bir yemek kaşığı yardımı ile giriyoruz ve 360 derece çevirerek avokadonun etini çıkaracağız. Gördüğünüz gibi çok kolay şekilde çıkıyor. Avokadoyu kabuğundan ayırmanın en kolay yöntemi bence bu. Diğer parçayı da aynı şekilde çıkarıyoruz. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz ya da kanalıma henüz abone değilseniz sağ alt köşedeki abone olasılığından kanalıma abone olabilir ve yanındaki zili açarak da yayınladığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi avokadoyu şöyle iri parçalar halinde doğruyorum. Bir tane kırmızı soğanın yarısını ince şekilde doğradım ve salata kasesinin içerisine alıp üzerine yarım limon suyu ve biraz tuz ekleyip acısının çıkması için kenara alıyorum. Üzerine iki tane kırmızı kapya biber, yarım kase kadar mısır, yarım kase dereotu, ve
Ve doğramış olduğumuz bir tüm avokadoyu ekliyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı gezdiriyorum. Salatayı hafif şekilde karıştırıyorum. Avokado olgun olduğu için çok çabuk parçalanıp ezilebilir. O yüzden dikkatli ve yavaş şekilde salatamızı karıştıralım. Salatayı güzelce karıştırdıktan sonra üzerinden 2-3 tane irice parçaladığım cevizi de serpiyorum. Ve sonrasında salatamız artık servise hazır. Çok lezzetli, rengarenk sebzeli, nefis bir salata tarifi oluyor. Avokado yiyemeyenlerin bile bayılacağı bir salata, öyle söyleyebilirim. Özellikle bol limon ile nefis oluyor ve balığın yanına da çok çok yakışan bir salata. Eğer denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıya bırakmanızı rica edeceğim. Bakalım siz de bu salatayı benim sevdiğim kadar sevecek misiniz? Şimdi sıra geldi tatlımızı hazırlamaya. Borcamda meyveli bir pasta hazırlayacağız. Bunun için 3 tane yumurtayı çırpma kabın içerisine alıyorum. Ve yumurtaların rengi açılıncaya kadar yaklaşık 5 dakika çırpıyorum. Ardından 1 su bardağı toz şekeri ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Yumurtaların rengi iyice açıldıktan sonra 1 paket şekerli vanilin ve yarım su bardağı ılık suyu ilave ediyorum. Ardından 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un. Onu da ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. 1 paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Ve kek harcımız artık hazır. Önceden yağlamış olduğum borcamın içerisine kek harcını döküyorum. Ve altı ve üstü kızarana kadar 180 derecede pişireceğiz. Şimdi pastamızın kremasını yapalım. 1 litre sütü tencerenin içerisine aldım ve üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı buğday nişastasını da ilave ederek krema kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Krema kaynadıktan sonra içerisine 1 paket şekerli vanilin ilave edip ardından ocaktan alıyorum. Kremanın ilk sıcağı çıktıktan sonra içine 1 paket toz krem şantiyi ekliyorum ve mikser yardımıyla 5-6 dakika kadar çırpıyorum. Kekimizin ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine yarım su bardağı süt gezdiriyorum. Sonrasında hazırladığımız ve ilk sıcağı çıkan kremayı kekin üzerine döküyorum ve spatula yardımıyla güzelce düzeltiyorum. Kekimizin üstünü meyveler ile süsleyeceğiz. Evinizde olan bütün meyveleri kullanabilirsiniz. Ben kivi, muz ve çilek tercih ettim. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Evde dolapta hangi meyve varsa onunla birlikte süsleyebilirsiniz bu güzel pastayı. Şimdi pastamızın üzerine limonlu jöle hazırlayacağız. Bunu yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Tamamen opsiyonel, öyle söyleyeyim. Bir paket limonlu jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlıyorum. Ve tatlının üzerinden dökeceğim. Bunun faydası şu oluyor. Üzerindeki meyvelerin dolaba girdiği zaman işte pörsümesini, büzüşmesini engelliyor bir nebze. Renklerini daha canlı ve diri tutuyor. Öyle söyleyebilirim. Ve sonrasında pastanızı dolaba kaldırıp en az 3-4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ve bugün de birbirinden güzel 4 tane tarifi tamamlamış olduk. Şöyle bir bakalım neler yaptık. İlk olarak taze tarhana çorbası hazırladık. Yoğurt ve kıymanın muhteşem uyumu. Ardından tavada somon balığı yaptık. Ve onun yanına rengarenk sebzelerin olduğu nefis bir avokado salatası hazırladık. Kapanışta ise mevsim meyveleriyle hazırlayabileceğiniz şahane bir borcam pastası yaptık.
Beğendiyseniz tariflerimi, videoyu beğenmeyi ve çıkan ekrandan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.